Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2016 yılı bütçe ve kesin hesapları üzerinde Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına söz almış bulunmaktayım. Genel kurulumuzu öncelikle saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, yıllık bütçelerin ekonomik ve sosyal geleceğin bugünden görülmesindeki önemi çok büyüktür. Bu yüzden de milletimize güven veren, ayakları yere basan, bilimsel temelde üretilmiş ve kaliteli bütçeler iktidarların da adeta karnesi olmaktadır. Bugün burada da 2016 yılı bütçesini görüşürken bu kaliteli bütçeyi arıyoruz ama maalesef bulamıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün başlangıç ödeneklerine baktığımız zaman tıpkı geçen sene bu kürsüde de söylediğimiz üzere yeterince ve dünya şartlarında çevre ve şehircilik hizmetinin maalesef bu bütçeyle de karşılanamayacağını görüyoruz. Son yıllarda bakanlık bütçesini arttırabilme becerisini gösteremeyip mevcut olan bütçesini de verimli ve etkin kullanamayınca çağdaş, gelişmiş çevre ve şehircilik faaliyetlerinde bulunamayarak bizim her sene burada belirttiğimiz eleştirileri de maalesef haklı çıkarmıştır. Günümüzde dünyanın ekonomik ve sosyal olarak ileri ve gelişmiş ülkelerinde en önemli farklar diğer geride kalmış veya gelişme yolunda diye kibarlaştırıp söylenilen ülke kategorileriyle mukayese yaptığımız zaman ileri ülkelerde karar vericiler ekonomik ve sosyal politikaları birbirine bağlı bir şekilde ve bunun farkındalığını da ortaya koyarak yürütmektedirler ve bu politikaları bilimsel bilgiler ışığında yönlendirmektedirler. Ama öte yandan gelişmekte olan ülkeler ise bunun tam tersini uygulamakta ve bunların büyük çoğunluğu da üretim ve istihdamlarını arttırmak için daha çok eski üretim tekniklerini kullanarak çevreye ve insan sağlığına da bir takım olumsuz etkileri ortaya koyup hızla büyüme çaresini aramaktadırlar. Tabii bu bir çelişkiyi de beraberinde getirmektedir değerli milletvekilleri. Çünkü ucuz ve eski teknolojiler neticede belki düşük maliyetli bir takım üretim yollarını bize açmaktadırlar ama öte yandan da bir tuzağın içine bizi itmektedirler. Bu tuzak da şudur. Ucuz üretim ve hızlı ekonomik gelişme uğruna çevre kirliliği yaratılarak o ekonomilerde üretim yapan insanların sağlığını bozan ülkeler bu davranışın bedelini gelecekte çok daha düşük ekonomik büyüme yaşayarak da ödemektedirler. Ve bu bize bir çevre sözü olarak da geri gelmektedir. Çevre ve ekonomi yönetiminin bu etkiyi dikkate almadığını maalesef biraz önce de söylediğim gibi bu bütçe anlayışında da görüyoruz. Değerli milletvekilleri, 64. hükümet programında ki şu anda elimde olan hükümet programıdır bu döküman. Ki bu dökümanla 2016 yılı programı sayın milletvekilleri, şurada oturan sayın bakanların da imzasının olduğu birer dökümandır ve her sene de yayınlanmaktadır. İşin enteresan tarafı şudur. Şimdi 64. hükümet programında şöyle bir ifade var. Bakın hep birlikte üstünden geçelim. İnsanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumak temel önceliğimizdir diyor bu dokümanda. Bir başka yerinde ise gene 64. hükümet programında hükümetimizin temel politika ve uygulama alanı çevre haklarına saygılı olmaktır diyor. Şimdi enteresan olan böyle bir temel öncelik alan hükümetin değerli milletvekilleri şu gördüğümüz yıllık programda sayın bakanlarının da imzası olan yıllık programda her ne hikmetse her sene yıl başında bir takım tedbirler alınıp bu tedbirlerin ilgili bakanlıklarca yürütüleceği belirtilmekte ve bir de süre konmakta. Bu sürede genellikle Aralık sonu diye belirtilmektedir. Şimdi geçen seneki 2015 yılı programıyla bu seneki programı şöyle yan yana koyun. İnanın virgülü ve satırına kadar aynı tedbirlerin hep Aralık sonunda alınacağı belirtilmiştir. Ve ne hikmetse de sayın bakanlar bunları gözü kapalı olarak imzalamakta
ve bu tedbirlerin bir türlü de hayata geçirilmesine ön ayak olamamaktadırlar. Değerli milletvekilleri, şimdi bu programda, yani hükümetin kendi programında çevre haklarına saygılı olacağız diyen hükümetin geçtiğimiz yıl ve bu yılın başlangıç aylarındaki Türkiye'de yol açtıkları başlıca çevre felaketlerine şöyle bir göz atalım. Değerli milletvekilleri, bunların en başında 2012'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Artvin'in Kafkasör Yaylası Cerattepe bölgesinde kamuoyunda iktidara yakın olduğu söylenilen bir holdinge maden çıkarma izni vermesiyle başlayan bir olaylar zinciri var. Biliyorsunuz 2015 Ocağı'nda İdare Mahkemesi bu şirkete verilen ÇED olumlu raporunu iptal etmişti. Ancak imdada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hemen yetişerek şirkete yeni bir ÇED izni verdi ve geçtiğimiz günlerde bunu yürürlüğe koydu. İşin ilginç tarafı, buralarda olaylar devam ederken Sayın Başbakan bu bölgeden gelen sivil toplum örgütü temsilcileri ve bu bölgede yaşayan insanların teşkil ettiği heyetle görüşürken aynı zamanda da şöyle bir söz verdi. Dedi ki, hukuksal süreç bitene kadar bu çalışmalar duracak. Fakat ne hikmetse Sayın Başbakan'ın bu heyetle görüştüğü anda bile Artvin Orman İşletme Müdürlüğü yaklaşık 77 bin metrekare bir alanda maden arama ruhsatı vermeye devam etti. Şantiyeler kuruldu. Şirket faaliyetlerine halen devam ediyor değerli milletvekilleri. Başbakanın sözünün de ne kadar geçerli olduğu bu işlemlerden görülmekte. Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu doğa katliamında maalesef işte şu gördüğünüz programdaki çevre haklarına saygılı olacak sözü de bir kez daha çiğnenmiş oldu. Bir diğer önemli olay Antalya Expo 2016. Şimdi bakın burada da çok ilginç bir olayla karşı karşıyayız. İzmir'in Ödemiş ilçesi Bademli beldesinde 1071 yılında dikilen ve Türkiye'nin en yaşlı zeytin ağacı diye bir ünvan taşıyan ağaç tam 945 yıldır bağlı bulunduğu topraklardan sökülüp alınıp Antalya'ya taşındı ve orada da yine birilerine şov malzemesi haline getirildi. Bir kez daha çevre ve doğa hakkı burada da çiğnenmiş oldu sayın milletvekilleri. Bir başka konu, Türkiye'nin isteği üzerine Akkuyu Nükleer Santrali projesiyle ilgili olarak bir misyon çalışması yapan Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tespitlerini bir rapor haline getirdi ve iktidara sundu. Yıl 2014. Devlet sırrı gibi saklanan bu rapor bir süre sonra ortaya çıktığında görüldü ki iktidara bu alanda 24 tavsiye ve 15 öneride bulunulmuş sayın milletvekilleri. Ancak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı raporun güncelliğini yitirdiğini iddia etmiş ve rapordaki tavsiyelerin ve önerilerin hiçbirisi gene yerine getirilmemiş. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin dört bir yanında HES, kömürlük termik santraller, madenler, nükleer santraller, 3. köprü, 3. havalimanı gibi projelerle çevre ve doğa olumsuzlukları karşısında maalesef şimdi komisyon sırasında oturan bakanlık ve yetkililer vatandaşlarımız kadar bile gerekli duyarlılığı gösterememişlerdir. Yine hassas bir tabiata sahip olan İğneada'da nükleer santral yapılması, tüm doğanın, longoz ormanlarının korunması gereken türlerin son bulmasına neden olacak. Ama buna rağmen bakanlık kendisine yöneltilecek olan bu yöndeki talebe karşı bile yine aynı duyarlılığı gösterememektedir. Değerli milletvekilleri, AB standartlarında günlük ortalama 50 mikrogram metreküp oranını aşmayan bir hava kirliliği ölçümü var. Buna partikül madde 10 deniyor. Şimdi Türkiye'nin birçok ilinde ve ilçesinde kat kat bu oranların arttığını görüyoruz. Yine daha enteresan olanı, yine AB standartlarında bu oranın yıl içinde günlük sınırı aşma sayısı eğer 35 günü geçiyorsa büyük bir sıkıntıyla karşılaşılıyor. 35 günün geçmemesi gereken kıstası da maalesef Türkiye'de yeterince uygulanmamaktadır. Görüldüğü üzere dengesiz bir kalkınma ve sanal bir büyüme etkisiyle 13 yıldır kentlerimiz, ormanlarımız, derelerimiz, doğal varlıklarımız ve yine tarım alanlarımız yok edilirken hava, su, toprak kirletilmekte ve
doğal ve tarihi varlıklarımız da her geçen gün maalesef tahrip edilmektedir. Değerli milletvekilleri, Çevre Şehircilik Bakanlığı kamuoyunda sadece kentsel dönüşüm ve planlama yapan, yani arazi ve bina rantı ile ilgilenen TOKİ benzeri bir kurum olduğu yönünde bir algı vardır. Bu algı maalesef bakanlığın kendi faaliyetlerinden çıkartılmaktadır. Bu algıya bakanlığın icraatları yol açmaktadır. Şimdi Çevre Bakanlığı'nın çevre ile ilgili somut faaliyet ve yatırımlara daha çok yer vermesi gerekmektedir. Buradan da şuna gelmekteyiz. Halen Türkiye'nin müstakil bir Çevre Bakanlığı ihtiyacı maalesef giderilememiştir. Hal böyle olunca şehircilik çevreyi yemekte ve yok etmeye de devam etmektedir. İşin aslı budur. Çevre ve şehircilik alanında uzun yıllardır biriken dağ gibi sorunların üstesinden gelineceği yerde yeni sorunlar, ki bunların büyük çoğunluğu bakanlığın kendi eliyle yaratılmaktadır ve olaya hem rant kokusu hem de çevreye ve şehircilik anlayışından, modern anlamdaki anlayıştan da giderek uzaklaşılması çıkmaktadır. Bu kapsamda ilk defa 1993 yılında yayınlanan ÇED yönetmeliği ile ilgili olarak bugüne kadar 18 kez değişiklikle karşılaşıyoruz sayın milletvekilleri. Ve işin ilginci, 18 kez değiştiriyorsunuz bu yönetmeliği ama AB mevzuatına ancak %3 uyum sağlayabiliyorsunuz. Hemen hemen her bakan değişikliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanı yeniden o koltuğa oturduğunda yenilenen yönetmelikte bir takım muafiyetler geliyor, bir takım istisnalar geliyor ve aynı zamanda hukuksuzluklar da daha da arttırılmış oluyor. Bakanlığın bugüne kadar verdiği olumlu ÇED raporlarıyla veya ÇED iznine gerek yok kararlarıyla, başta temsil etmekten onur duyduğum İzmir kenti olmak üzere ülkemizin birçok yerinde doğa alanlarının nasıl talan edildiğini de görüyoruz. Değerli milletvekilleri, Aralık 2015'te Paris'te Birleşmiş Milletler'in gözetiminde iklim değişikliği taraflar konferansı toplantı biliyorsunuz. Bu konferansta Türkiye'nin sera gazı emisyonlarındaki pozisyonu tıpkı Doha kentinde yapılan toplantıda olduğu gibi maalesef iç açıcı değil. Çünkü Türkiye'nin iklim değişikliğine milli katkısı sera gazı emisyonlarında net bir azaltım hedefi yerine artıştan azaltım hedefiyle sınırlı kalmış. Bu çok önemli. Bu iklim zirvesinde Paris'te yapılan küresel karbon projesi diye bahsedilen proje kapsamında sera gazı emisyonlarındaki trendleri gösteren bir de bütçeleme yapılıyor. Buna da küresel karbon bütçesi 2015 deniyor. 2015'te yapılan bu bütçe çalışmalarında geçen seneye ait verileri baktığımız zaman dünyada küresel düzeyde emisyon artışı gerilerken Türkiye'de maalesef tam tersi bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Dünyanın en fazla sera gazı salınımı yapan 14. ülkesi olan Türkiye'nin sadece sera gazı artışı olmuyor, aynı zamanda sera gazındaki emisyonlarda da hızlarında artış meydana geliyor. 2005-2014 yıllarını şöyle bir genel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin ortalama emisyon artış hızımız %4 iken, geçtiğimiz sene yani 2015 yılında Türkiye'nin emisyon artış hızı %7,4 olmuş. Demek ki ciddi bir artışla karşı karşıyayız. İklim değişikliği ile ilgili bu olumsuzluklar bir yandan Türkiye'deki iklim performanslarına yansırken diğer yandan da uluslararası endekslere de olumsuz olarak maalesef yansımış ve her yıl iklim zirvesi yapılırken tespit edilen küresel iklim ağı tarafından yapılan iklim değişikliği performans endeksine de Türkiye'nin durumu yansımış. Buraya baktığımız zaman sera gazı emisyonlarının %90'ından sorumlu 58 ülkenin değerlendirdiği bu endekste Türkiye maalesef 50. sırada ve iklim performansı açısından da çok kötü ülkeler arasında gösterilmektedir. Değerli milletvekilleri, son 13 yıllık dönemde çevre mühendisliğini seçmek direkt işsizliği tercih etmek anlamına geliyor. Niye bunu böyle söylüyoruz? Bugün sayıları yüzlerce olan ve atama bekleyen çevre mühendisleri 2014 KPSS'sine girdiklerinden bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iki tane merkezi atama dönemi geçirmiş ve burada da sadece 17 tane çevre mühendisi almış.
Geçen seneki 3. merkezi atama döneminde, yani 2015 Kasım ayında yapılan atama döneminde de herhangi bir çevre mühendisi istihdamı gerçekleşmemiş. Şimdi çevreyle ilgili tüm görevleri üstlenmiş olan bakanlık bu alanda eğitim almış gençlerimizi niye acaba göz ardı etmeye devam ediyor? Buna da bir ciddi ihtiyaç var cevaplandırılması noktasında. Halen çevreyle ilgili konularda ilgili personel, yani bu bahsettiğimiz çevre eğitimi almış olan arkadaşlarımız sadece prosedür tamamlamak ve bu konuların devamını getirmek amacıyla imza attırılmak suretiyle bir bürokratik işlemi yerine getiriyorlar. Bakanlık tarafından AB mevzuatına uyum sağlanması gerekçesiyle müktesebattan çeviri yapılmak suretiyle gerçekleştirilen yönetmelik uyumları da maalesef Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmıyor sayın milletvekilleri. Mesela bunlarla ilgili en son kamuoyuna da yansıyan çok dikkat çekici bir konuyu size getireyim. Ambalaj atıklarının kontrolü yönetmeliği 2011 yılında yayınlandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bir takım atık kağıt alımı yapan firmalara tebligatta bulunarak dediler ki sokak toplayıcılarından alırsanız 140 bin liralık para cezası size vereceğiz. Ve bunun devamını getirerek bir başka kısıtlama yaptı. Toplama ayrıştırma tesislerinin kendi aralarındaki ticarete de bir takım kısıtlamalar getirdi. Şimdi hal böyle olunca sayıları belki de 10 binleri bulan bu kamuoyunda sokak toplayıcısı diye bilinen vatandaşlarımız yönetmelik kapsamında cezalandırılmaktalar ve alın terleri de hiçe sayılmakta. Şimdi bunu niye önemsiyorum değerli arkadaşlar? Çevre Koruma Vakfı bu konuda yaptığı araştırmada sokak toplayıcılarının geri dönüşüm konusunda çok ciddi bir çalışma yaptıklarını ortaya koyuyor. Verilere göre bunların kağıt, karton, kompozit, ahşap gibi geri dönüşüme gidebilecek olan malzemelerle ekonomiye kazandırdıkları ağaç sayısı yaklaşık 3 milyon 820 bin. Bakın çok ciddi bir rakam. O itibarla mevzuat yapıyorsanız bu mevzuatların Türkiye'deki şartlara uyumunu sağlamanız gerekir. Değerli milletvekilleri, bugün 18 bin yaklaşık personeliyle 168 yıldır hizmet veren Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz var. Ancak bu genel müdürlüğümüz bugün vekaleten yönetiliyor. Hukuk müşavirliği, iç denetçilik gibi görevler normun altında kadrolarla çalışmaktalar ve kurumun üst yönetimi de adeta siyaset kurumunun altında ezilmekte. Her yıl dile getirdik, geçen sene de burada söylüyoruz. Tapu müdürlüklerinde çalışan personelimiz yıllık yaklaşık 7 milyon işlemin altında boğulmaktalar. Sayın Bakan, bakın bu personelin çok ciddi bir talebidir. Size bağlı ilgili bir genel müdürlüğün de ciddi bir problemidir. Halen yeterli bir personel istihdamı sağlanamıyor burada çalışanlara ve burada çalışanların döner sermayeden istedikleri ücreti de alamıyorlar. Bir diğer sıkıntı. Sizin kendi tespit ettiğiniz normlara göre iş planlarında her memurun günde 4 işlem yapmasını öngörüyorsunuz. Ancak işin esasına baktığımız zaman bu memurlar günde 8 ila 12 işlem yapacak şekilde norm kadrolarda düşünülmektedir ve bu ağır iş yükünün altında da ciddi bir şekilde ezilmektedir. Genel Müdürlük gayrimenkul değerleme yüksek lisans eğitimi verilmesi için Ankara Üniversitesi ile bir protokol anlaşması yapmış. Bakın burası da çok ilginç. Burada personeline eğitim aldırmış. Ancak kurum Dünya Bankası'ndan aldığı kredilerle bu gerçekleştirdiği Tapu ve Kadastro Modernizasyon Projesi 2'yi hayata geçirmesi gerekirken, onlarca memuruna eğitim aldırırken daha sonra gayrimenkul değerleme birimini kapatarak süreci sermaye piyasası kuruluna havale etmek istemektedir. Burası da anlaşılacak bir şey değildir. Siz bir projeyi hayata geçiriyorsunuz, eğitim aldırıyorsunuz, bir maliyeti var ve sonunda o birimi kapatmayı düşünüyorsunuz. Değerli milletvekilleri, görüldüğü üzere çevre ve şehircilik alanında yapılacak çok iş var ama bakanlığın maalesef öngörülen bu yetersiz bütçesiyle bir takım işleri yapmak bugün için mümkün gözükmeyecek. Çevre ve şehircilik alanındaki beklentiler artık bir başka bahara kaldı. Son tahlilde şunu söyleyeceğim. Bütçe bir tercihler demetidir. Eğer siz tercihlerinizi ekonomik ve sosyal düzenin veya istikrarın sağlanmasında kullanırsanız mesele yok. Ama tercihlerinizi çevre ve doğanın katledilmesine yol açmakta kullanırsanız işte o zaman
maalesef gelecek nesillerimiz bu güzel ülkemizden yeterli pay alamayacaktır. Hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın.